Merhabalar, Darıca'dan selamlar, sevgiler. Ben Mualla. Bugünkü videomuz strawberry begonya, yani gelin teli sarmaşığı çiçeği hakkında şöyle kısa bilgiler vermek arkadaşlar. Hemen buradan başladık. Bulunduğu yer şöyle arkadan görelim ama... Evet, ama derken önden görünüşü çok güzel. Tabii ki videolarımda bahçemin başka çiçeklerine de kadraj tutuyoruz. Böyle zengin bir çiçek videosu oluyor böylelikle videolarımız. Evet, şöyle baktığınız zaman orta kısımda beyaz salkım halinde. Salkım deyince salkım biraz sarkıcı oluyor ama harika bir görünümü olan bir bitki bu arkadaşlar. Begonya türlerinden, taşkırangillerden de olmakta, taşlıklarda da oluyormuş. Bu bitkinin ana vatanı Çin, Japonya ve Güney Kore. Bulunduğu topraklar nemli sevmekte. Sıcaklık derecesi en ideal yine 15-20 arası ama yani birazcık soğukları da tolere edebilmekte. Sıcaklığı pek tolere etmiyor bu çiçek. Yani nemi seviyor, serin sevmekte ama ülkemizde de 6. kuşak iklim bölgelerinde olabilmekte. Şöyle bakın, çok zarif, çok hoş, gelin telini andıran çiçeklere sahip. Şu anda çok güzel, Nisan ayının sonundayız arkadaşlar. Şu anda böyle harika görünüyor ve bu görüntüyü kaçırmamak için bu videoyu hemen yapayım dedim. Hava da biraz yağışlı. Burada saksıda durmakta arkadaşlar. Aslında bu geleneksel çiçeklerimizden, eski çiçek severlerin bahçelerinde, evlerinde muhakkak yetiştirdikleri türlerden. Fakat son yıllarda unutulmuş, çok kullanılmıyor. Çiçekçilerde de pek bulunmuyor. Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde bu çiçeğin yaprakları yani yemek olarak kullanıyorlarmış. Yani taze olarak tüketiyorlar, yapraklarını kızartıyorlarmış. Ama bizde tabii farklı bir tür olarak böyle bulunmakta. Neden çilek begonya deniliyor? Ayrıca strawberry begonya da deniliyor. Neden deniliyor? Çünkü çilek yapısına benzemekte, biraz böyle yaprak ve üreme şekli, dal atıyor içinden. Şimdi onları ben size göstereceğim bulunduğu yerde. Yani şöyle en az 2-3 aydır burada bu. Buraya da alıştı. Şöyle baktığınızda biraz yarı gölge bir bölge. Tam onun için ideal bir yer oldu ki çok güzel oldu orada. Direkt güneş ışığını sevmemekte. Aşırı kuraklığa dayanmıyor. Yani sulamasını düzenli yapmalısınız. Şöyle ben bunu aslında daha önce, geçen yıl, şöyle alt kısma bakınca galayı görüyorsunuz beyaz. Onun arkasında yere koymuştum ama tabii ki gala o zaman büyümemişti. Yani önceki sene koyduğumda orada duruyordu. Daha sonra gala büyüyünce onu oradan aldım tabii ki. Başka yerlerde benim çiçeklerim böyle orada burada biraz gezebilir. Yerlerini değiştirebiliyorum uygun şartları oluşturmak için. Fakat orada dururken bayağı bir dal attı, fideler oluştu. Ben onları ellemedim. Hani alırım, dikerim dedim ama ellemedim. Şimdi ben size onları göstereceğim. Yani ana saksıdan ayırdım. Kol atıyorlar, oralarda yerleşiyorlar. Ana saksıdan ayırdım ve ana saksıyı oradan aldım ama diğerlerini orada bıraktım. Şimdi çok da ışık falan da görmediler. O yüzden çok da fazla büyümediler ama buradaydı. Sağdan soldan kol atıp bakın, o attıkları dallar küme halinde, sonra kök salıyorlar, bulunduğu yerde yerleşiyorlar. Şöyle bakalım, şu tarafa var mı? O tarafa pek gidememiş. Bakın şunlar hep fide. Şimdi nasıl üretiriz? Bir, bu fideleri alıp yeni saksılar oluşturulabilir. Yani şöyle bir kürekle, toprağı ile alıp yeni saksılara dikilebilir. Bakın burada yine Noel gülü var. Yavrum, o da açmış. Kendi kendine, çok da göremedik onları. Biraz
başka renklerden onlara çok fazla kadraj tutamadık zannedersen. Onun köküne doğru gelmiş strawberry begonya. Strawberry çilek demek. Çilek begonya. Bir de yabancı ismi var. Saksigone gibi bir isim ama nasıl olsun Saksigine gibi mi okunuyor? Şimdi o konuda onu ben yazdım size gösteririm. O tür ismini de ama strawberry begonya. Taş kıran diyorlar. Ama gelin teli sarmaşığı da diyorlar. Tabii ki sarmaşık deyince aklımıza daha böyle uzun, yukarıya doğru tırmanan, sarılan tür aklımıza geliyor. Ama bunun da ismi o özelliğinden dolayı yani uzandığı için. Bakın şimdi burada ana saksı yine böyle dallarını uzatmış. Fakat burada yer bulamamış. Toprak bulsa oraya yerleşip orada yeni fideler oluşturur. Bakın şöyle uzanan dallarda ara şeyler vardır. Oradan kök atar ama burada ben bir de buz çiçeği koymuşum. Boşken her şeyi dikiyorum ama sonra geliştikleri zaman işte birbirlerine iteliyorlar, öteliyorlar. Şöyle saksı da yeri güzel o yüzden buradan bozmadım onu arkadaşlar. Bakın şurada da yavrum bakın şimdi şöyle elim de kıpkırmızı gözüküyor. Şöyle bak göstereyim. Dal uzatıyor ve kök de yapıyor. Hemen ucunda kökleri de var şurada. Yani bunu alıp şöyle dikebiliriz. Ben şimdi ellemeyeceğim. Başka tarafta bakayım atmıştır muhakkak. Bakın yanında bir saksı var. Bu saksı içinde bir aşkın gözyaşı bitkisi var. Bir de telgraf var. Mor telgraf. Ama o da oraya atmış ve yer bulmuş. Toprak olsa etrafı boş. Oldukça çok şey yapacak. Hatta öteye doğru da dal atmış. Bakın bunlar yer bulamıyor o yüzden. Ben şimdi çiçekleri biraz daha kadraj tutayım. Sonra size gelin çiçeği sarmaşığına da bir göz atacağız. Çünkü kafanız karışmasın. Gelin teli sarmaşığı denilmekte buna. Gelin çiçeği sarmaşığıyla karıştırmayalım. Nasıl dikilebilir? İşte bakın bunlar kök yapmış, alınıp dikilir. Bunun üretilmesini şöyle de diyorlar. Yani güzel yapraklardan bir tane alıyorsunuz. Şunu mu alayım? Biraz ters dönmüş. Şöyle hani üretiminde onu diyorlar. Bu yaprağı biraz gölge bir yerde, güneşin altında değil. Biraz kuruyacak. Yani şu yaş kısmı biraz iyileşecek gibi. Ondan sonra temiz bir toprağa dikiyorsunuz. Serin ve ılık bir yerde köklenir. 15-20 gün sürebilir deniliyor. Daha da uzun da sürebilir. Şimdi ben bunu şöyle koyayım buraya. Çiçeği biraz daha kadraj tutalım ve gelin çiçeği sarmaşığını da sizlere görüntüleyeyim gelinden açılmışken. Şimdi şöyle bakın gelin teli sarmaşığı ismini hak eden bir güzellik. Beyaz yaprak çiçekleri ve orta kısımda ise pembeler var. Şöyle çok enteresan değil mi? Yani her tarafa yayılmıyor beyazlar. Aşağıya doğru bir sinek gibi kanadı gibi yaprakları olmakta. Yani şu anda çok hoş görünüyor. Nassız bir tür bana göre geçirgen toprak kullanılmalı denilmekte. Ben normalde bahçe toprağı kullanıyorum. Bahçe toprağı işte gübreli olabiliyor. Bu seralardan aldığım toprak arkadaşlar. Seralardan yanmış koyun ya da keçi gübresi oluyor. Onu da alıp ayrıca mesela bahçeye, tarlara ilave edebiliyorum. Bunun için şöyle söylüyorlar. Hani evinizde saksıda büyütüyorsanız 2-3 haftada bir bitki besini verin denilmekte. Verebilirsiniz. Çok da fazla verdiğinizde kökler yanabilir. Susuz kalmamalı. Yani toprağı hep nemli olmalı ama çok da su verip kökleri çürütmemeye dikkat edin. Ben şunu gözlemledim bunca yıldır çiçek bakımında. Bitkiler
susuzluğa, hani susuz kalıyorlar. Ölmeden verirseniz tekrar canlanıyorlar ama aşırı su verdiğinizde kökler çürüyor, rutubet oluyor, küfleniyor, çürüyor ve iflah olmuyor. Onun için bu konuya dikkat etmelisiniz. Ben de öyle etmeye çalışıyorum. Zaten çok da vaktim olup da öyle sık sık bir sulama yapma durumu olmuyor. Hemen burada izleyicilerim için şunu söyleyeceğim. Bana birçok soru geliyor. Arkadaşlar diyor ki, bunca çiçeğe nasıl bakıyorsunuz? Bunca çiçeği nasıl suluyorsunuz? İşte az önce dediğim gibi ölmeden yetişebiliyorsam yeterlidir. Şurada ben size şeyi göstereyim ama bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Çok şu anda birçok çiçek var, bahçe canlı. Daha çok genel videoları belki yayınlarım. Arada bilgi videoları ilave ederim. Şimdi şöyle baktığınızda nasıl dikeceğim diye gösterecektim. Dur onu da yapayım da ondan sonra sözüme devam ederim. Bu arada ismi ne? Evet, bitkinin ismi böyle arkadaşlar. Şöyle açtım arkadaşlar. Şurayı bulamadım. Şu büyüğünü mü alsam sizce? Büyüğünü alayım. Ya da orada yaşıyor ya. Sonra şey yaparız. Şunu alayım. Fakat çok sert olduğu için şu uç tarafını, ah çok sertmiş. Şöyle çıkardım. Hemen kazmayı şöyle koyayım. Sonra unutuyoruz koyduğumuz yerde. Şöyle aldım. Tamam arkadaşlar, bu nasıl dikiliyor diye soruluyor. Birçok bitki aynı şekilde dikiliyor. Hani kimi dal olarak çelik, kimisi. Şimdi bunu şöyle yerleştireyim. Tek ellem bu kadar. Çok sert yalnız. Orası çok sertmiş. Sonra bakarız. Ben bunu yumuşatırım kendi kökünü. Ay çok kötü. Neyse ıslandıkça şey yapar. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bu arada elimi yıkadım. Şöyle şu köşeye de bir kadraj alalım. Bakın. Morlar, kırmızılar. Ah unutma beniler. Unutma beni videosu da yapacağım. Unutma beni çiçeğine özel olarak. Şu gülüm, mor gülüm arkadaşlar. Bunu aldım. Ben normalde kesme adetim yok ama biraz ücra bir yerdeydi. Onu orada göremiyorum. Şeye koyacağım. Suya koyacağım. Zaten biri soldu, öteki de solacak dedim. Solmadan evde koklayayım. Şöyle bir de sulamak gerekiyor. Gerçi yağmur yağar birazdan, çok da ona şimdi vakit kaybetmeden gelin çiçeği sarmaşığını ayrıca size anlatacağım tabii ki ama bir aradaki farkı görün diye, yani gelin teli ile gelin çiçeğini karıştırmayalım. Evet, videolarıma bahçenin genel görünümünü de alıyorum, böyle videolarda saklı dursun. Sonra özlüyorum, geriye dönük videoları izliyorum arkadaşlar. Ben de daha begonvilleri dikmedim, aldığım begonviller. Şöyle ezan çiçekleri, gece mumu da deniliyor. Bakın oldukça çok bu bölümde burayı böyle süslediler. Şöyle bakalım, biraz yağmurlu hafif. Şöyle. Fil bahri açtı, çok güzel. Evet. Fil bahri de bir sarmaşık da deniliyor ama çalı türü, ikisinin arası bir tür. Ama gelin çiçeği sarmaşı şöyle uzanan bir güzellik. Şöyle bakalım buralara da. Evet. Videolarımı izleyenler başka güzellikleri de muhakkak görmekteler. Evet, gelin çiçeği sarmaşığı bir beyazı var, bir de böyle mavi beyaz. Evet, en alt bölgeye indim, daha rahat görüntüleyeyim ama onunla ilgili video yapacağım inşallah. Neden gelin çiçeği sarmaşığı deniliyor? Bakın, gelin çiçeğine benzer güzellik. Evet, gelin teli sarmaşığı da çok güzel. Bütün bitkiler kendine özel. Evet, Isparta gülleri şöyle bahçeye. Azıcık kadraj alalım. Videomuz renkli olsun. Bakın mahmuz çiçekleri. Evet, Isparta güllerine yukarıdan da bir kadraj. Ve papatyalar muhteşem.
Evet, belki diğer videolarımı izlemeyenler rastlar izler, şöyle bahçemi biraz görsün ve diğer videolarımı da izlemeyi tavsiye ediyorum. Evet, güller de başladı. Nisan sonundayız arkadaşlar. Nisan ayının son günlerinde şöyle klematisler, papatyalar. Videoyu belki ilerleyen zamanlarda izleyeceksiniz. Gelin çiçeği sarmaşığını burada da kadraj tutalım. Böyle diğer bitkilerle birbirine girdi. Şöyle beyazı olanı da burada. Evet, o da oldukça güzel yer tuttu. Bu şekilde. Evet, son olarak yine gelin teli sarmaşığı ile bitirelim. Tekrar o güzelliği temaşa edelim arkadaşlar. Evet. Böyle diktik. Ama anlattığım gibi yapraktan da olmakta. Nasıl? Daha önce başka türlerde ürettim ben yapraktan. Begonyalar yapraktan olabiliyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere demeden önce kanalımızda birçok çiçek ile ilgili bilgiler var. Bahçemde genel videoları da izlediğinizde birçok çiçek bilgisi alacaksınız muhakkak. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.